Bak ilk Müslümanlar ne kadar korkudaydılar. E şimdi Filistin'dekiler öyle. Geldik 1400 sene sonra, Müslümanlar kendi coğrafyalarında, kendi vatanlarında İslam'ı yaşamaktan korkar hale geldiler. Yani İslam aleminin hemen hemen genelinde. Yakın zamana kadar, şimdiki durumu bilmiyorum, Tunus'ta, ki Müslüman bir millet, Arap milleti Tunus'ta başörtmek yasaktı. Kadın başını örtemiyordu Tunus'ta. Biz kabir ziyaretlerine gittik. Kadıncağız geldi. Ben çok başımı örtmek istiyorum, baş örtemiyorum. Burada dua edin, bize perişan olduk. Havaalanında orada temizlik yapıyor. Baş örtmek yasak. Yani bugün Arap aleminin birçok yerinde İslam'ı yaşamak yasak. Yaşadığı noktada korkuyor. Mekke Medine'de mevlüt okusan hapse atarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat istesen hapse atarlar. Şu anda Mekke Medine'de öyle. Müslüman rahat değil ki hiçbir yerde. Ben söz veriyorum. İman ve ameli salih yerine getirin. Dünya hakimiyetini vereceğim. Dininizde imkan ve iktidar vereceğim. Korkunuzu emniyete tahvil edeceğim. Yemin ediyorum Allah buyuruyor yahu. İman ve ameli salih. Sen diyorsun benden başlamasın, o diyor benden başlamasın. Hadi hepiniz düzelin de ben de düzeleceğim. Bir yerden başlasın arkadaşlar, bizden başlasın. İman ve ameli salih. Resulullah ne buyurdu onlara sallallahu aleyhi ve sellem? Şöyle korkuyoruz, böyle zordayız, şöyle dardayız. Ayet-i Kerime nazil oldu, estaizu billah. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Sizden önceki ümmetler neler çektiler? Uhdud'da sahabı Kur'an'da anlatılıyor. Firavun hanedanında gizli iman eden zat anlatılıyor. Firavun'un hanımı Asiye validemiz anlatılıyor. Allah Allah. Hanımı ya Firavun bu ya. Mezbahalar kurmuş insan boğazlamak için. Mezbahalar kurmuş. İnsanları yatırıyorlar, kıtır kıtır kesiyorlar. Hanımı Musa Aleyhisselam'a iman etti. Ne cesaret? Ya. Madem ahiret var, ebedi hayat var, her şeyi feda etmeye değer. Asiye validemiz. Ne çileler çekti? 4 tane kazığa çaktı. 2 elinden, 2 ayağından. Kazıklara çakarak ve Firavun ezilevdat. Kazıklar sahibi Firavun'u. Nasıl denizde boğdum Allah buyuruyor. Kazık çakıyordu. İnsanları kazıklara çakıyordu. Allah Teala iman edenlere Firavun'un hanımını misal veriyor. Ya bu yestehuzu billah. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. İnananlara misal vereyim mi? Bir de kafirlere misal vereyim. Kafirlere Nuh Aleyhisselam'ın hanımıyla Lut Aleyhisselam'ın hanımını misal veriyor. İki peygamberin taht-ı nikahı altındayken hainlik ettiler Allah buyuruyor. İnananlara misal vereyim mi? Alın da size Firavun'un hanımı Asiye validemiz. Rabbim şefaatine nail eyle. Ne dedi? Firavun onu kazıklara çaktığı zaman, ya Rabbi ben sana geliyorum, senin katında nezdinde cennette bana bir köşk bina eyle. Beni bu Firavundan ve amelinden halas eyle. Bu zalim toplumdan kurtar beni Allah'ım dedi.
hemen gözünden pencere perde açıldı. Cennetteki köşkünü görerek vefat etti. Tehlikeyi göze alacaksın arkadaş. İman için, Allah için, cennet için değer. Herkesin bir malı var, pazara çıkartmış. İnternette satışa çıkartmış. Allah'ın da malı var. Cenneti size arz etmiş. Ela inne sil'atallahi galiye, ela inne sil'atallahi'l cennet. Allah'ın malı pahalıdır. Çünkü Allah'ın metaı, arz ettiği, sunum yaptığı eşyası ebedi ve sonsuz cennettir. Diz boyu nimettir. Onun için candan ve maldan geçmek gerektir. Şu andaki Filistinli gençler maşallah iyi direniyorlar. Onların cihadını beğeniyor. Onlara dışarıdan komut verenleri çok beğenmesem de o gençlerin, o kadın erkek Mescid-i Aksa'yı muhafaza için seve seve canlarını verenlerin cihadını takdis ediyorum, tebrik ediyorum yani. Büyük iş. Her şeyden geçmek. Ama imkansızlıklar da onları o cihada mecbur ediyor. Ve aynı zamanda maddi imkanların olmaması da onları cennete daha yakın ediyor. Maddi imkanları olanlar ne oluyor? Bizim Türkiye'de olduğu gibi bozuluyor. Niye bozuluyor? Kaybedecek çok şeyleri var. Kaybedecek şeyleri olduğu zaman ona ilişmeyeyim, buna dokunmayayım, ona çomak sokmayayım. Ehl-i sünnete muhalif hareketlere karşı efendim itiraz etmeyeyim, isim vermeyeyim, cisim vermeyeyim, işimi götüreyim gitsin. Vatan elden gitse çıt çıkaran yok. Kendi düzenini düşünüyor. Neden? Malı var, mülkü var. Bu nasıl iman şimdi? Allah bize dünyada izzet devlet verir mi? Vermiyor. İtibar vermiyor İslam alemine. Niye vermiyor? İmanda yakın yok. Şüphesiz inanç olacak. Benim Allah'ım hak. Her şeye kadir. Mülk Allah'ıma ait. İstediğimi verir. Sen Filistin'de, Gazze'de sıkışacak bir ümmet misin? Sen bugün Amerika'yı fethedecek bir ümmetsin be. Amerika'yı fethedecek bir ümmetsin. Allah sana o gücü vermiş. İman ve ameli salih şartıyla. Sen bu şartları ihlal ediyorsun. Allah da Celle Celaluhu vaadini tabii ki şarta bağlamış. Şartsız vaat yok. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Geçmiş ümmetler imtihan çekti. Adamı getirdiler. Ya dininden dönersin dediler. Ya testereyle kafanı keseceğiz, ikiye vücudunu ayıracağız. Dönmedi. Getirdiler, kafasına testereyi koydular. Tam ortadan yardılar. Bir şık bu tarafa düştü, bir tarafı bu tarafa. Ama adam kafir olmadı. Bizim dinimizdeki kolaylık, işte kafir oldum demeye, dilden demeye ruhsat var. Canını kurtarmak için. Ama eski ümmettekiler azimetle amel edenler oldu. Canlı canlı, diri diri, demirden testerelerle, demirden taraklarla, etlerini kemiklerinden taradılar. Sinirlerini, damarlarını böyle çekiyorlar. Canlı can. Dininden dönmedi. Uhdud ashabı kocaman hendek şey kazdılar. Efendim, oyuk yaptılar. İçini ateşle doldurdular. Dininizden dönerseniz, yoksa sizi bu ateşe atacağız dediler. Bir hanım geldi çocuğuyla, kucağında bebesi var. Dininden dönmedi. Atacağız sen dediler. İşte kendisinden korkmadı da çocuğuna biraz üzüldü, çocuğum da yanacak diye. Biraz böyle geri sürttü ayağı yani. Dinden dönmüyor ama işte ateşe görünce kaçmak mı istedi biraz. O bebek dile geldi. Ya umma ahlâ tekâsî. Ey anneciğim geri durma, geri durma. Ateş diye gördüğün cennettir, atla dedi. Beşikte konuşan beş bebekten biri. Buruç suresinde geçen Uhdud ashabındaki o kadıncağızın bebeği. Nasıl iman ya? Nasıl Yahudi gelip de bu kadar Müslümana eziyet edebilir, bu kadar Müslümanın içinde ya? Bunlar ne olmuş böyle bu Müslümanlar? İman ve ameli salihi kaybetmişler. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi korkuyorsunuz, telaş ediyorsunuz ama siz de sebat edin, sabredin, dininizden ayrılmayın, taviz vermeyin bu müşriklere. Allah bu dini tamamlayacak. Vallahi le yutimmennallahu hazel emr.
O kadar tamamlayacak, size öyle bir izzet devlet verecek. Yemen'e kadar gitse bir kadın, oradan gelse kimse kimseye kış diyemeyecek. Bir Müslümana eziyet eden, yan bakan kalmayacak. Binlerce kilometre coğrafyayı Allah size vaat etti. Emniyet içinde yaşayacaksınız. وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْجَلُونَ Siz acele ediyorsunuz. Ey benim ashabım dedi. Bak geçmiş ümmetler darala. Nerede Allah'ın yardımı gelsin artık dediler. Zelzele sarsıntı geçirdiler. Psikolojik sarsıntı, ekonomik sarsıntı, maddi manevi vücuduna eziyet. Kafir yapmak için her şeyi yaptılar. O zamanın peygamberi bile ey Allah'ım bana vaat ettin, nerede senin yardımın dedi. Haşa, inkar etmek için değil, talep etmek için. Ben de buyurdum ki Allah buyuruyor. Elâ inne nasrallâhi karib. Yardımım çok yakında geliyor, merak etmeyin. Geldi mi? Geldi. Hud aleyhisselam kurtuldu mu? Lut aleyhisselam kurtuldu mu? İbrahim aleyhisselam kurtuldu mu? Musa aleyhisselam kurtuldu mu? İsa aleyhisselam kurtuldu mu? Hepsi kurtuldu. Muhammed Mustafa kurtuldu sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Salavatullah alâ nebiyyine ve aleyhi mecmâin. E şimdi bizi de kurtarır kardeşlerim. Telaş etmeyin, merak etmeyin. Rahatlık size batmasın, keyfiniz kaçsın biraz. Tabii ki Filistin için üzülelim, iştahımız kaçsın, uykumuz kaçsın. Ama biz bu işi nasıl çözeriz? Yeniden iman ve ameli salihe dönmedikçe bu toplumlar nasıl olursanız öyle yönetirsiniz, yönetilirsiniz. كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّا عَلَيْكُمْ Sen İslam'ı, Kur'an'ı, şeriatı istemeden Allah zorla mı getirecek? Bugün Müslümanım diyenler, çoluğu çocuğu, karısı kızı, örtünmek istemiyor. Kadın erkek karışık görüşük istiyor. Kadın erkek ayrıl, birbirinden ayrı otursun, yesin içsin istemiyor. Bugün Müslümanım diyenler, efendim, tesettüre riayet etmiyor. Cicili bicili giyinmek istiyor. Erkeklerin dikkatini celbetmek istiyor. Zaten Müslümanlığa inanmayanlardan bahsetmiyorum. Bugün Müslümanım diyen çevreler, maddi imkanları genişlemiş, bunları kaybetmek istemiyor. O zaman ne olacak? Dünyayı da kaybedeceğiz, ahirette kaybedeceğiz. Bari Allah'ın yoluna dönsek, iki cihanı da kazansak, ecdadımız gibi şerefli olsak daha iyi değil mi ya? Bak bu ayette söz veriyor. İman, ameli salih. İman yakın ister, şüphesiz. Allah Allah.